Elusis'teki tapınaktayız ve devasa bir testiye bakıyoruz. Aslında bu testi içinde 10 yaşında bir çocuğun bedeniyle birlikte bulunmuş. Bu gerçekten alışılmışın dışında bir anfora. Vazoların yinelenen geometrik desenlerle ve şeritlerle süslendiği geometrik dönemin aksine burada büyükçe çizilmiş figürler ve iki tane efsanevi hikayenin betinlemesi yer alıyor. Hatta bunlar şimdiye kadar bir Yunan tesisinde görülmüş en büyük figürler. Vazonun boyun kısmındaki ağız frizi Odysseus ve tek gözlü Kiklop, Polyphemus'un hikayesini anlatıyor. Alt kısımda ise Perseus ve Medusa'nın hikayesi var. Bazoda kullanılan üslup, attik siyah figür tekniğinden öncesine dayanıyor. Bu üslup, daha sonra gelen antik çağda figürlerin kara siluetlerinin kil testinin doğal açık rengi üzerine işlendiği dönemde geliştirilmişti. Fakat burada daha ziyade deneysel bir çalışma görüyoruz. Evet burada da siyah silüette bir figür var. Fakat aynı zamanda sadece ana hatları çizilmiş bazı figürler de var. Yani bildiğimiz tipik siyah figür tekniği henüz söz konusu değil. Burada gördüğümüz iki hikaye de görmekle ilgili. Üste Homeros'tan bildiğimiz Truva Savaşı'ndan evine dönen Ulysses'in anlatıldığı bir hikaye resmedilmiş. Bu karakter aynı zamanda Odysseus olarak da bilinir. Odysseus tek gözlü Kiklop denen devler tarafından işgal edilmiş bir adaya gelir adamlarına korunaklı olduğunu düşündüğü bir mağaraya yerleştirir. Fakat sonradan anlarlar ki mağarayı Polifemus adlı bir kiklop işgal etmiştir. Polifemus mağaraya gelir, mağara ağzını kapamak için iri bir kaya parçasını yuvarlar ve tam o sırada içeride misafirleri olduğunu fark eder. Ulysses'in adamlarından birkaçın akşam yemeği niyetine yemeye karar verir. Tabii birkaçı da ertesi sabahki kahvaltı için kalacaktır. Odysseus şarabının birazını deve verir ve dev sarhoş olur. Odysseus bu sırada sopasını alır, ucunu iyice keskinleştirir ve ateşte ısıtır. Daha sonra dev uyurken sopayı gözüne saplar. İşte burada gördüğümüz anda tam olarak bu. Ana hatlarıyla çizilmiş Ulysses'i görüyoruz. Polifemus daha sonra mağaranın ağzından taşı kaldırıp koyunlarını çıkarmak üzere gidince Odysseus ve adamları kendilerini hayvanların altına kayışlarla bağlarlar. Tabii ki Polifemus bu adamların mağaradan çıkmasını izin vermek istemez. Kör olduğu için de kontrol amacıyla hayvanları çıkarken tek tek eller. Ama hayvanların karın kısmını yani adamların bağlı oldukları bölgeyi değil sırtlarını ellediği için durumu fark etmez. Böylelikle Odysseus ve adamları Polifemus'un mağarasından çıkarlar. Vazonun gövdesinde de başka bir muhteşem hikaye var. En solda Gorgon Medusa'nın kafası olmayan vücudunu görüyoruz. Kahraman Perseus tarafından kellesi uçurulmuş. Gorgonlar 3 tane mitolojik canavar. O kadar çirkinler ki onları görmek bile birini öldürmeye yetiyor. Bu da kral tarafından verilen bir görevin sonucu ve Perseus hiç şansının olmadığını biliyor. Ama şansına hem Tanrı Ermes hem de Tanrıcı Athena ona merhamet ediyor. Sorun şu ki eğer Perseus kardeşlerden birine bakarsa taşa dönüşecek. Bu yüzden Athena'nın da yardımıyla kalkanının yansımasına bakıyor ve canavarın kafasını o şekilde kesiyor. tesin üzerinde Medusa'nın başsız vücudu gösteriliyor. Daha sonra da kardeşlerini görüyoruz. Onlar Perseus'u kovalıyorlar. Fakat Perseus figürüne henüz gelmeden önce Athena'nın kolunu ve yüzünün bir bölümünü görüyoruz. İşte bu Perseus'u koruyan tanrıça Athena. Bu vazoda Perseus'un vücudunun sadece bazı kısımlarını görebiliyoruz. İşte şuradaki koşan bir çift siyah bacak ona ait. Üstüp olarak bu çok enteresan. Hikayenin tamamını göremiyoruz bile. Örneğin Perseus'a bakarken vazonun öteki ucundaki Medusa'yı göremiyoruz. Fakat bu vazoyu kendine has kılan en ilginç özelliği muhtemelen hayatta kalan Gorgon kardeşlerin nasıl resmedildiği. Çok korkunç görünüyorlar. Saç yerine kafalarından yılanlar çıkıyor. Omuzlarında da yılanlar var. Çivi gibi dişlere, devasa gözlere sahipler ve delici bakışlarla bakıyorlar. Ayrıca yüzleri de oldukça biçimsiz. Bundan da önemlisi bize doğru bakıyorlar ve sanki biz seyirciler taşa dönüştürülme tehlikesi içindeyiz. Bu testinin yapıldığı 7. yüzyılda herkes anlatılan bu hikayeleri çok iyi bilirdi. Bacaklardan biri önde duruyor. Demek ki koşuyorlar. Üzerinde koştukları şey belki gökyüzü belki de deniz. Çünkü sürekli devam eden eğri desenini seçebiliyoruz. Aslında bu vazonun tamamında eğrisel biçimler hakim. Bu da daha önce geometrik dönemde gördüğümüz açısal geometrik biçimden farklı. Resmedilen kafalar sanki birbiri üzerine koymuş istiridye kabuklarına benzeyen altlı üstlü yerleştirilmiş kazanlara benziyor. Kazanlar o dönemde Tanrı'ya adak olarak sunulurdu ve bu objelere tapınaklarda sıkça rastlanırdı. Yani burada kazan objesi ile ilahi olanı görmek, Tanrı'yı gördükten sonra hayranlık duygusu hissetmek arasında bir ilişki var. Bu görme mevzusu aşağıdaki sahneyle ile bazonun boyun kısmındaki efsanevi hikaye arasındaki bağlantıyı da kuruyor. Polyphemus olayında kör olan bir dev var. Alttaki hikayede ise gördüğünüz anda sizi taşa dönüştürebilen şeytani bir güç olduğu vurgulanmış. Yani burada görme ve kör olma her iki hikayede de çok önemli. Buradan yola çıkarak vazonun yapılış amacı hakkında bir tahminde bulunabiliriz. Ressamın hayvan şekilleri ve diğer figürler arasında kullandığı bazı tasarım unsurlarını sürekli tekrarladığını görüyoruz. Hatta bu desenler Ulysses'in adamlarının birinin bacağında bile çizilmiş. Demek ki katı geometrik bir biçimden daha sembolik bir biçime geçmiş olsak bile sanatçı hala vücutları dahi geometrik desenler çizilen bir yüzey olarak kullanıyor. Boş yüzeyleri kapatmak için bu yöntemin kullanıldığını görebiliriz. Boş derken geometrik dönemde çok daha fazla görülen boş yüzeylerden bahsediyorum. Burada figürler arasında bazı boşluklar var. Fakat sanatçı her kimse bu boşluklar arasına özenli bir biçimde oryantalist motifler yerleştirmiş. Oryantalist dönem geometrik dönemden sonra gelir ve doğunun sanatından etkilenen anlamındadır. Bu testi çamur şekillendirme tekerleğiyle yapılmış olabilir. Testiyi şekillendirmek için kullanılan aletlerin izlerini halen görebiliyorsunuz. Tabii şu ankinden farklı olarak bu vazoyu çok daha canlı renklerde hayal etmeliyiz. Şimdi solgun kahverengi olarak görülen yerler muhtemelen ilk yapıldığında koyu kırmızıydı. Yani gorgonlar da büyük ihtimalle şimdikinden çok daha korkunç görünüyorlardı. Ne olursa olsun bu vazonun bu haliyle günümüze kadar ulaşması gerçekten de oldukça etkileyici.